Güdülmek koyunların fıtratında vardır. İçgüdüsel olarak her zaman güdülmek isterler. İşte bu ak koyunlar. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Tarafsız habercinin tartışmasız lideri Yalaka Haber'den herkese sevgiler, selamünaleykümler. Ben spikeriniz Deha Sansar. Koyun belgeselimizi birkaç dakikalığına flash bir haber nedeniyle kesmek zorunda kaldık. Artık kusura bakmayın sevgili izleyiciler. Dış güçler ve üçgenin iç açıları toplamı vatan haini piyonlar yine yalan haber üzerinden manipülasyon, provokasyon, devalüasyon ve perküsyon peşinde koşmaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Neymiş? AK Parti 7. olan kongresinde sözüm ona korona tedbirlerine uyulmamış ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılmış. Ama yalancının mumu bildiğiniz gibi yatsıya kadar bile yanmıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Cihat Özkan vatan hainlerinin elden ele paylaştığı o görüntülerin tamamen kameranın yatay açıyla çekim yapmasından kaynaklandığını söyledi. Ve büyük bir oyunu daha bozdu. İşte o görüntüler. Şimdi buraya baktığımız zaman burada sizler de medya anlayışıyla çok da iyi takdir edersiniz ki orada yatay bir çekimi dikkate aldığınız zaman bir kilometre karelik alanda inanın yatay çekimde insanlar adeta üst üste binmiş gibi gözüküyor. Peki bu kongrenin orijinal görüntüleri nerede diye merak edenler için işte sadece Yalaka TV'de görebileceğiniz dikey açıyla çekilen gerçek orijinal görüntüler. Ne oldu teröristler ha? Ne oldu? Ne oldu vatan hainleri sizi? Reise yol çekirdiniz. Ne oldu? Al sana sosyal mesafe. Al sana korona tedbirleri. İşiniz gücünüz algı operasyonu be. Soros'un çocukları sizi. Bu oyunları Toros'un çocukları bozmaz mı sandınız be? Yutar mıyız ulan biz bunları ha? Yutar mıyız? Yer miyiz biz bunları? Bir saniye sevgili izleyiciler. Kulağıma gelen son dakika bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarımız şu anda diyorlar ki aslında dolar ve euro da göründüğü kadar yüksek değilmiş. Ama işte yatay bir bakış açısıyla bakınca sanki yüksek gibi görünüyormuş. Ayrıca vatan hainlerinin dilinden düşürmediği iç ve dış borçlarımız da enflasyon ve sözde zamlanan fiyatlarda tamamen yatay bir açıyla bakmamızdan kaynaklanıyormuş. Gördüğünüz gibi aslında ülke güllük gülistanlıkmış sevgili izleyiciler. Masalımız da burada bitmiş. Yani pardon haberimiz burada sona ermiş. Yayınımıza koyun belgeseliyle kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Hoşça kalın sevgili koyun. Hoşça kalın sevgili izleyiciler.